Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu biliyorum. Yani yaklaşık bir aydır video atmıyorum. Sebebini zaten konuşacağız. Ama gerçekten sizleri ben de çok özledim. Yani yazıyorsunuz arada, hani neredesiniz hocam, neden video atmıyorsunuz diye. Böyle gerekti arkadaşlar. Şu an zaten gördüğünüz üzere kendi evimde değilim. Bursa'da değilim. Yaklaşık bir haftadır annemlerdeyim, İzmir'deyim. Kendi kitaplarımı da getirdim, eşyalarımı da getirdim. Bir süre burada kalacağım. En azından Kurban Bayramı'na kadar buradayım. Neden video atamıyordum? Önce onu açıklayayım. Hem bazı sağlık sebeplerinden dolayı hem de telefonumu değiştirmek istiyorum. Yani şu an hala değiştiremedim ama inşallah birkaç haftaya değiştireceğim. Yeterli alanım olmadığı için çok fazla çekim yapamadım. Aslında bazı çekimler yaptım ama onları da yüklemek istemedim. Böyle arkadaşlar, bu videoyu neden başlattım onu da söyleyeyim. Su içeyim. Şöyle, biliyorsunuz ki 2023 atama açıklandı. Yani kontenjanlar açıklandı. Ve bu durum gerçekten beni çok üzdü arkadaşlar. Yani bir şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum, bir kısım şöyle düşünüyor. Bu sene az atama olduysa seneye yüksek atama olur diye düşünüyor. Ama benim düşüncem, bu sene olan atama yani 903 kişi, biliyorsunuz ki. Ben seneye de böyle olacağını düşünüyorum. Ya inşallah ki yüksek atamalar olur. Yani tek duamız o. Ama gerçekten bilmiyorum yani, hem 2023 sınava giren arkadaşlara çok üzüldüm. Yani sınava ben de girmiştim ama ben çalışmadan sadece kendimi denemek için girmiştim. İlk sınavımdı benim. O yüzden hani ben hiçbir şey beklemiyordum. Yani kaç soru olduğunu bile bilmiyordum eğitim bilimlerinde, ÖABT'de. O yüzden benim için sıkıntı yok. Ama gerçekten 2023'te dereceye giren arkadaşlarım vardı. 1200. olan arkadaşım vardı. Şu an 500'de olan arkadaşım vardı. O büyük ihtimalle atanır diye düşünüyorum. Ama yani bu 1000, bence 1000, 1500, 1700 arası, yani 2000'e kadar bence derece sayılır. Çünkü arkadaşlar, sınava giren 55.000 kişi vardı. Yani bu gerçekten 2000'inci olabilmek bile, 55 bin kişi arasından 2000'inci olmak bile bence bir derece yani. Gerçekten bu arkadaşlara çok üzülüyorum. Hani bilmiyorum. Hani 1000'inci olup da sınava tekrar hazırlanmayan, nasıl olsa atanacağım diye düşünen arkadaşlarım için de çok üzülüyorum. Onlar için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Yani gerçekten üzüldüm. Hevesim kalmadı. Yani böyle düşünüyorum, acaba hani seneye de böyle olursa ne olacak bilmiyorum. Tabii ki hedeflerimiz arasında güzel şeyler var zaten, derece açısından hani yapmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ama elimizden gelen, bilemiyorum, belki 1000. olacağım, belki 2000. olacağım. Yani kimse bilemiyor bunu. Elimizden geleni yapıyoruz tabii ki, çalışıyoruz ama yani dediğim gibi 55.000 kişi içinden 1000. olup da atanamayacak olan arkadaşlarım şu an gerçekten, hani onlar adına ben de çok üzülüyorum. O kadar emek verdiler, bir yıl çalıştılar, o kadar beklediler. Yani düşünseniz arkadaşlar, zaten atamayı geç yapıyorsun. Yani ne bileyim, ya kontenjanı yüksek tutsaydın ya da atamayı bu kadar geç yapmasaydın, değil mi? İnsanlar en azından kendine bir yol çizerlerdi. Yani şöyle düşünürlerdi: tamam, kontenjan bu kadarsa ben o zaman bilgilerimle tekrardan hazırlanayım ve tekrardan sınava gireyim diye düşünüp tekrardan sınava hazırlanabilirlerdi. Hani ona güvenip hazırlanmayanlar da var ama hani her ne olursa olsun sınava hazırlanmaya devam eden arkadaşlarım da vardı benim. Ama yani insan bilemez ki. Ben de mesela bininci olsam ben de tekrar sınava hazırlanmazdım. Arkadaşlar, nereden bilebiliriz ki 900 kişi alacaklarını? Yani okul öncesi bu döneme kadar 7000'i görmüş hani rakamlar vardı.
Bilmiyorum ama gerçekten çok üzücü bir durum. Bu arada neden böyle kışlık giyindin diye sorarsanız eğer üşüyorum. Arkadaş hava çok sıcak İzmir'de. Dün biraz soğuktu ama bugün iyi. Ama ben evde üşüyorum. Ev bayağı soğuk. Bizim ev büyük olduğu için hani çok da fazla güneş görmüyor. O yüzden üşüyorum. Böyle bir haftadır ailemin yanındayım. Kurban'a kadar burada kalmayı düşünüyorum. Arabamı getirmedim. Arabamı Bursa'da bıraktım. Yani aslında normalde İzmir'e kendim arabayla gelebiliyordum. Ama bu sefer gelmek istemedim. O yüzden babam gelip aldı bizi. Annem zaten benim yanımdaydı. Böyle birlikte döndük. Birazcık burada kalmak istiyorum. Hem benim için de daha iyi olur. Orada çünkü zorlanıyordum eşim de olmadığı için. Yani eşime de alıştığım için 5 aydır. O yüzden benim için yalnız kalmak bir tık zor olmuştu. Böyle bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Atama konusunu konuşmak için bu videoyu açtım. Umarım yüklerim. Önümde de denemem var. ÖABT denemesi. Bunu çözeceğim şimdi. 2023, aman 2024 genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri soru çözüm kampımız başladı. Onlara katılmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyorum. Şu anda da neden konuşamıyorum bilmiyorum. Okul öncesi tekrarlarımız da yapılıyor ÖABT derslerimizin. Onlara katılmıyorum arkadaşlar. Neden katılmıyorum? Şöyle, ben ilk önce şu an zaten ÖABT kısmını bitirdiğimiz için tekrarlarına katılmak istemedim. Ben zaten ayrıca bir tekrar kampı paketi satın aldım arkadaşlar. Bunu da eğitim bilimleri genel yetenek genel kültür sınavından sonra o tekrar kampında hızlandırılmış şekilde halletmeyi düşünüyorum. Soru ve tekrarlarla, yani zaten soru çözümü oluyor genelde tekrar kısmında da. Planlarım bu yönde. Ne olur ne biter bilmiyorum. Atanabilir miyim, atanamaz mıyım? Bu konu hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Nasibimizde ne varsa o olsun diyorum. Ama gerçekten atama kontenjanlarını duyduktan sonra ister istemez insanın bir tık da olsa morali düşüyor, motivasyonu düşüyor. Ben hani bende böyle oldu. Hani dedim ki yani bilmiyorum. Aksine benim aksime düşünen arkadaşlarım da var. Hani bu sene böyle olduysa seneye daha yüksek olur diyen arkadaşlarım da var. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ona göre bir yol çizeceğiz inşallah. Eşimi gönderdim zaten biliyorsunuz. Soruyorsunuz yorumlarda çünkü eşiniz gitti mi ne yaptınız diye. Eşim gitti, eşim gideli bayağı oluyor. Bir ay oldu mu? Olmuştur belki de bilmiyorum. Bayağı oluyor o yüzden. Evet, 3 gün sonra bir ay olacak arkadaşlar. O yüzden yani buna alışmaya çalışıyorum. Evimde kaldım bir süre. Sonra işte buraya geldim. İzmir'de kalacağım bir süre daha. Başka konuşmak istediğim galiba bir şey yok. Evet, şimdi sizinle birlikte bu denememi çözeceğim. Hızlandırılmış bir şekilde. Daha sonra da bu videoyu kapatacağım, sonlandıracağım. Umarım yüklerim, umarım izlersiniz, umarım beğenirsiniz. Umarım siz de beni özlemişsinizdir diyorum ve hızlıca denememe geçiyorum arkadaşlar.